Evet, sezona Konyaspor galibiyetiyle başladığımız Spor Toto Süper Ligi'nde ikinci hafta ligin zirvesi için önemli karşılaşmalar oynanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile beraber herhalde haftanın en önemli karşılaşmalarından bir tanesini biz de Galatasaray ile Ali Sarnıyan Stadı'nda oynayacağız. Tabii ki iki takımın da ligdeki hedefi itibariyle sezon başı olmasına rağmen kesinlikle puan kaybına tahammülünün olmadığı bir karşılaşma oynanacak. Tabii ki Galatasaray'ın ilk hafta kaybetmesi onlar açısından bu karşılaşmayı biraz daha önemli hale getiriyor. Artı dün oynamış oldukları Avrupa Kupası maçında da kazanamamış olmaları da tabii ki bizimle oynayacakları karşılaşmada taraftarın ve takımın beklentisini biraz daha üst seviyeye çıkardı. Tabii ki bizim durumumuza göz attığımız zaman geçtiğimiz sezonun şampiyonu olarak sezona iyi bir başlangıç yaptık. Hem iyi bir mücadele, hem iyi bir futbol, hem de biraz kısır olmasına rağmen kazanarak başlamak bizim adımıza çok sevindiriciydi. Galatasaray karşısında da kesinlikle kazanmayı hedefleyen bir oyun anlayışıyla sahada mücadelemizi verip gelecek adına bizi umutlandıracak hem futbol kalitesini ortaya koymak hem de sonucu almak isteyeceğiz Ali Sami Yen Stadı'nda. Şu anda içinde bulunduğumuz durum, ortaya koyduğumuz futbol değerleri ve verdiğimiz mücadele kesinlikle Galatasaray karşısında bizim de 3 puanı alacak gücümüzün, yeteneğimizin ve yeterliklerimizin ortaya koyuyor. Tabii ki bu gibi karşılaşmalarda şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ortaya çıkacak her türlü sonuç gayet futbolun içinde normal karşılanması gereken sonuçlar olacaktır. Yani Galatasaray'ın kazanması da, Bursaspor'un kazanması da, ortaya çıkacak beraberlik de çok normal sonuçlardır. Yani tabiri caizse her türlü sonuca açık bir karşılaşma oynanacak Ali Sami Yen Stadı'nda. Ama biz tabii ki hem 3 puanla başladığımız ligde 3 puan serimizi devam ettirmek, hem daha ligin ilk haftalarında ligin zirvesine yerleşebilmek ve gelecek adına ligin zirve mücadelesi adına da taraftarlarımıza, camiamıza, bizi seven insanlara da umut aşılamak, onları gelecek adına umutlandırmak için de hem iyi bir mücadele, hem iyi bir futbol, hem de iyi bir sonuç alarak burada Bursa'ya, kendi şehrimize dönmek isteyeceğiz. Takımımızda biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Turgay sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Antrenmanlara katılamadı. Sakatlığı devam ediyor. Ve büyük bir ihtimalle de Galatasaray karşılaşmasında kendisinden faydalanamayacağız. Bunun yanında yine düne kadar antrenmanlara çıkamayan Volkan Şen'in sakatlığı şu anda geçmiş durumda. Takımla antrenmanlara başladı. Uzun süredir sakat olan Minsuan'ın takımla beraber antrenmanlara başlaması bizim adımıza sevindirici bir olay. Bunun dışında da herhangi bir eksiğimizin olmaması, Turgay dışında bir eksiğimizin olmaması Galatasaray karşılaşmasına da yine ideale yakın bir oyun tertibiyle, oyuncu yapısıyla çıkmamızı sağlayacak bir durum. Taraftarlarımızın tabii yine bize ayrılan kontenjanı doldurup bizi orada şampiyon takımın şampiyon taraftarına yakışır şekilde bizleri destekleyeceğini umuyorum. Her türlü sonuçta kendimize yakışır davranış ve söylemleri onlardan istiyoruz. Ve inşallah onlarla beraber iyi bir karşılaşma oynayıp şehrimize dönmenin planlarını yapıyoruz. Bunun dışında söylenecek şu anda benim adıma bir şey yok. Sorunuz varsa cevaplayabilirim. Minsua kadroda yer alacak mı hocam yoksa? Minsua şu anda iyi durumda. Tabii fiziksel olarak takımla antrenmanlara yeni başladığı için fiziksel olarak diğer takım arkadaşlarının biraz gerisinde. Hafta sonu için onu ne şekilde kullanırız? Onun da tam kararını veremedik. Yani en net şekilde cumartesi günü Yunus ile alakalı
kararımızı da vereceğiz. Yani yarın onun kararını vereceğiz. Hocam yazın maçı söyleniyor, var mı? Evet. Evet. 24. Biliyorsunuz biz Bursa Spor olarak hem Bursa Spor'u şehrimizde, her ilçemizde, her beldemizde buluşturmak için ayrı bir çaba gösteriyoruz. Ayrıca tabii Bursa Spor sevgisini tabii şehir içerisinde en ücra köşelere kadar ulaştırmanın yanında tüm ülke geneline de yaymanın hesaplarını yapıyoruz. Geçtiğimiz sezon da bu konuda çok büyük mesafe kat ettik. İşte şampiyonluğumuza hepimizin izlediği gibi işte Rize'deki insanlar da sevindi, Denizli'dekiler de sevindi, Van'dakiler de sevindi. Yani ülkede çok önemli bir saygınlık oluşturduk, sempati oluşturduk. Tabiri caizse bizim amacımız sadece Bursa'ya hitap eden bir takım değil, Türkiye'nin takımı olabilmek. Yani bunun mücadelesini veriyoruz. Bu konuda da gerçekten çok önemli de mesajlar alıyoruz. Ya bu doğrultuda tabii biz kendi insanlarımızla buluşma adına da bu fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. İnegöl Spor'dan tabii orada da Nevzat Hoca var. O da bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Belediye başkanı çok sevdiğimiz, saydığımız, takdir ettiğimiz bir insan Ali Nur Bey. Yani İnegöl'de bizim tabii Bursa'nın bir ilçesi. Dolayısıyla böyle bir teklif gelince biz de onlarla beraber olmayı, onların sezon açılışına katılmayı ve bir hazırlık maçı oynamayı seve seve kabul ettik. Salı günü de inşallah bir aksilik olmazsa İnegöl'de İnegöl Spor'la onların inşallah iyi geçecek olan sezonlarının başlangıcı olarak bir sezon açılış karşılaşması yapmayı düşünüyoruz. Konyaspor maçında o yüzden böyle bir performans görüyor musunuz? Nunez bizim tabii takip ettiğimiz bir oyuncu. Daha belki dönemlerde de transfer listemizde olan bir oyuncuydu. Tabii ki Stepanov'un ve Nunez'in ilk defa takımla beraber bir maç oynadıktan, yani antrenman maçı bile oynayamadılar. İşte 10 dakika, 15 dakikalık oyunlarla biz arkadaşlarına, takıma adaptasyonunu sağlamaya çalıştık. Ama o kadar kısa süre içerisinde tabii ilk defa bir karşılaşma oynamış olmalarına rağmen taraftarlarımızın beğenisini kazanmaları iki oyuncumuzun da bizim adımıza çok önemli. Biliyorsunuz ilk izlenimler çok önemlidir. Daha sonraki dönemler adına. O yüzden iki oyuncumuzun da hem bireysel anlamda hem takım performansına katkıları gerçekten beklediğimiz seviyedeydi. Yani daha fazlasını da bekliyoruz mutlaka onlardan ama ilk karşılaşma olması sebebiyle bizi mutlu ettiler. Taraftarlarımızın onları sevmesi, o oyuncularımıza ısınması bizim için önemliydi. Onu da başardıklarına inanıyorum. Ama şuna kesinlikle yürekten inanıyorum. Bundan sonraki dönemde tabii takım arkadaşlarıyla uyumunun daha üst seviyeye çıkacağını düşünürsek, kendi fiziksel kalitelerinin biraz daha yukarıya çıkacağını düşünürsek, takım oyununa adaptasyonlarının daha iyi olacağını düşünürsek, bundan sonraki dönemde Bursa Spor'a katkılarının daha üst seviyede olacağı gerçeği ortada. O yüzden tabii ilk maçtaki uyumları ve performansları, istekleri gelecek adına bizi çok sevindirir.